Olay kilis merkezde bulunan 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda 1 Kasım'da meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde part-time olarak çalışan kız öğrenci iddiaya göre asansörle zemin kata indiğinde mutfak sorumlusunun cinsel tacizine uğradı. Olayın ardından kız öğrenci İÖ bağırmaya başlayınca şüpheli MK, bilerek yapmadım, sadece elim değdi diyerek kendini savundu. Bunun üzerine kız öğrenci yurdu terk etti. Olayın ardından gözaltına alınan MK tutuklanırken yurdun bahçesinde toplanan öğrenciler olayı protesto etti. Öğrenciler kilise uyuma, kardeşine sahip çık şeklinde sloganlar attı. Olayın yaşandığı yurda gelen kilis valisi Tahir Şahin, slogan atan öğrencileri sakinleştirmeye çalışarak şunları söyledi. Geçen gün adam benim odamıza baka baka sözlerdi. Bütün odaları parmaklıkla döşeteceğiz dediler. Bir yıldır gelin bakalım, bir tane camda parmaklık var. Yok. Şimdi olay sizin burada söylediğiniz gibi kesinlikle değil. Bütün adli makamlar, bütün devlet yetkilileri tamamıyla işinin başında. Herkes hakkıyla, hukukuyla şanlı görevinin başında. Bundan emin olun. Ben de bir anneyim. Ben de bir kadınım. Benim iki tane kız evladım var. Ben istemiyorum onlara bir tırnağa zarar gelsin. Sizin bir tırnağa zarar gelsin. Konuyla ilgili Kilis Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada şüpheli 2 Kasım 2024 günü adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.